Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber marka bir bustiyer yapacağız veya bluz de diyebiliriz. Arkadaşlar, yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen bir model. Arkadaşlar, dışarıdan marka modelden almaya kalkarsak 300 TL, ama bizler elimizde olan artmış iplerden rahatlıkla yapabiliriz. Maliyeti de inanılmaz düşük olur. Tek renkle yapmak isterseniz bir tane yumak yeterli oluyor. Eğer benim gibi rengarenk yapmak isterseniz de gördüğünüz gibi benim elimde olan şöyle ipler var ve onları kullandım. Toplamda 5 renk kullandım. Zaten orijinalinde aynı birebir renklerini bulmaya çalıştım, eşleştirmeye çalıştım. Elimde olan renkleri kullandım. Hemen hemen renkler aynı oldu. Sadece orijinalinde siyahtı şuralar. Ben lacivert kullandım. Elimde siyah olmadığı için lacivertle denedim ama o çok da belli olmuyor. Kullandığım ipler Alize'nin Cotton Gold ipleri. Kullandığım tığ numarası 2.50 milimlik tığ kullandım. Ama sizler 3 veya 3.50 milimlik tığ kullanmanız gerekiyor. Benim elim biraz bol olduğu için bunu ördüm. Sizlerin eli sıkıysa çok minik bir şey olacaktır. O yüzden siz 3.50 milimlik veya 4 numarayla da örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, hemen yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu çok güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle motiflerden başlayalım istiyorum. Sihirli halkayla başlayacağım. Şöyle ipimi halka haline getiriyorum. Şu şekilde biraz uzun bırakalım alttaki ipi. Birleştiği noktadan tuttum. En kolay sihirli halka. Halkanın içinden tığımı geçirdim ve 3 tane zincir çekiyorum. Başını doladım. 2'li trabzan, 1-2'li trabzan daha yapıyorum. 3 tane 2'li trabzanım oldu. 2 zincir. Daha sonra yine 3 tane 2'li trabzan. Bu zaten bildiğimiz bir model. Hanım Dilendi modeli ama diğer videolarda gezmemeniz için bunu da şöyle üstün körü anlatmak istiyorum. Bilmeyen arkadaşlar için, tabii ki bilmeyen arkadaşlar da muhakkak vardır. O yüzden şöyle üstün körü göstermek istiyorum. Bakın, 3. grubumuzu da yapmış olduk. Şöyle ipinden tutup sihirli halkamı biraz ortayı küçültüyorum. Araya 2 zincir. 4. grubumu da aynı şekilde yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincirimi çekiyorum. Bakın, 4 tane grubum oldu. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Ve kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 zincir. İpimi kesiyorum. Şöyle sihirli halkamı iyice çekip kapatıyorum. Daha sonra da ipimi saklayacağım. Şöyle turuncu renge geçiyorum. Sarı da diyebiliriz. Çok sarıya benzemiyor aslında. Turuncu da sarı olarak aslında aldım ben ama turuncu bir renk. Evet. Şöyle herhangi bir köşeden, yani 2 zincir çektiğimiz bölümden başlıyorum. 3 zincir çektim. Şu arada ipi de yürüteceğim. Ve buraya çektiğim zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan. Araya hiç zincir çekmiyorum. Başını doladım. Diğer köşeye geçtim. 2 zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar aynı bölüme 3 tane ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden diğer köşeye geçiyorum. İpimi arada yürüterek bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın ilk başladığımızda yarım bir köşe yapmıştık. O yarım köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak 2 zincir çekip bu sırayı da kaydırma yöntemiyle bitiriyorum. 1 zincir ipimi kesiyorum ve diğer rengime geçiyorum. Dediğim gibi zaten çoğumuzun bildiği bir model ama bilmeyenler için şimdi video gezmenizi istemediğim için şöyle 3. sırayı da göstermek istiyorum. Yine köşeden başlıyoruz. Bu 3. sıradan sonra zaten diğer sıraları kendiniz yapabileceksiniz. Evet. Yine köşeden başladım. 1, 2, 3. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Araya hiç zincir çekmiyorum. Hemen bakın bu boşluğa batıp 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden köşeye battım. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine hiç zincir çekmeden ortaya batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Bu sırayı da bitirdim. 2 zincir çekip kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 1 zincir ipimi kestim ve diğer rengime geçiyorum. Yine başlangıç yine aynı şekilde arkadaşlar, yarım köşe ile başlıyorum. İpimi sabitledim köşeden. 3 zincir çektiğim zincirle beraber 2 tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzanım oldu. Başını doladım, önümdeki boşluğa battım. Boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Başını doladım, diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan. Ve yine az önce yaptığımız gibi köşemize 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde bu sıramızı da bitiriyoruz. Toplamda 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. 6. sırayı da yine beraber öreceğiz. Bu şekilde devam ederek toplamda 5 sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 5 sıramı bitirdim. Daha önce de ben şöyle 5 tane örüp birleştirmişim arkadaşlar. Şimdi son 6.'yı da beraber birleştireceğiz. Yine lacivert ipimi alıyorum. Yine köşeden başlayarak devam ediyorum. 3 zincir çekerek. Yine bu bölümde aynı şekilde şöyle bir köşesini örmek istiyorum ben arkadaşlar. Şöyle bir köşesini örerim. Şuraya gelince devam edeceğiz. Evet. Hemen köşeme battım. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Burada arada 2 zincirim vardı. Ama ben bir zincir çekiyorum ve ilmeğimi uzatıp bırakıyorum. Şimdi birleştirme yapacağız. Yine burayı da çoğumuz biliyoruz ama bilmeyenler için tekrar gösteriyorum. Hemen şöyle köşeden tığımı geçirdim ve ilmeği içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum, köşemi tamamlıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan. Evet. Hiç zincir çekmeden ikinci boşluğa battım. Burada bir zincirimi çekiyorum. Normalde çekmiyorduk ama birleştirmede aralara çekiyorum. Şöyle karşılıklı gelecek şekilde yine aynı şekilde örmeye başlıyorum. Sadece 3 trabzanlardan sonra ilmeğimi diğer boşluktan geçirmeyi unutmuyorum. Bu şekilde
birleştirmemi sağlamış oluyorum. 3 tane 2 litre hapsan ilmeği bırakıyorum. Şöyle hemen sırası gelen boşluğa batıp bir zincir çekip yine 3 tane 2 litre hapsanımı yapmaya devam ediyorum. Evet. Sırayla batıp içinden ilmeği geçiriyorum. Bir zincir çekmeyi unutmayalım bu birleştirme bölümünde. Evet. 3 tane 2 litre hapsanımı yaptım. Bakın son boşluk. Son boşluğumdan da geçirdim. Ve köşeye geldim. Köşeye yine 3 tane 2 litre hapsanımı yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorduk. Ve köşeme geldim. İçinden geçirdim. Ve 3 2 litre hapsan yaparak 3 tane birleştirme bölümünü bitiriyorum. Ve daha sonra hiç zincir çekmeden devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum birleştirme bölümünü. Bu şekilde arkadaşlar. Ben hemen burayı bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. Toplamda 6 tane 2, 4, 6 tane bitirdim. Ve bu şekilde kuşak bölümümüzü bitirmiş oluyoruz. Şimdi bluzumuzun üst kısmına geçelim. Bakın şöyle çok açık bir lila ile başlamıştım. Yine aynı renkle başlamak istiyorum. Evet. Birazcık yakınlaştıralım. Şimdi burada 22 tane zincir çekeceğim. Ama sizler daha uzun yapmak isterseniz üst bölümünü istediğiniz uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ben 22 tane benim için yeterli oldu. Sizler 25-26 da çekebilirsiniz. Ölçülerinize göre. Yani burada kaç zincir çektiğiniz çok önemli değil. Daha küçük isterseniz daha kısa da çekebilirsiniz zinciri. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 tane zincirimi çektim. En son çektiğim zincirden tutuyorum. 3 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım ve tırnağımla tuttuğum yere batıyorum ve 2 litre hapsan yapıyorum. Son 5 tane zincir kalanına kadar tüm zincirlere batıp 2 litre hapsan yapıyorum. Bu şekilde. Son 5 tane kalasıya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirim kaldı. Başını doluyorum ve 5 zincire de tek litre hapsan yapacağım. İlkine battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. 1 oldu. İkinciyi yapıyorum. Başını dolayıp battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Bu şekilde 5 tane yapıyorum. Aslında 4 tane yaptık. Bakın 4 tane oldu. 5.'ye de köşe, yani arttırma yapacağım. Evet. Başını doladım. Son zincire batıyorum. Son zincirin içine 2 tane. Araya bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Tekrar aynı zincirin içine 2 tane daha tekli trabzan yapıyorum. Evet, şöyle köşemizi dönmüş olduk. Şimdi burada 4 tane yapmıştık. Yine 4 tane tekli trabzan yapıyorum dönüşte. 1 2 3 ve 4. Daha sonra zaten belli oluyor, bakın arkadaşlar, tekli trabzan ve ikili trabzan yerleri belli oluyor ve bundan sonra sıra sonuna kadar yine tüm şöyle tepelere batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitireceğiz. Evet. Şöyle göstermek istiyorum.
Sıra sonuna kadar şöyle göstereyim. 2'li trabzan yapacağız. Sıramın sonuna geldim. En son trabzan tepesine batırıyorum. 2'li trabzanımı yaptım. Bir zincir. İpimi kesiyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şuradan da şunu yürütmüştük zaten. Kesebilirim. Evet. Bakın şöyle bir görüntü çıkacak ortaya. Hemen turuncu ipimi alıyorum. Bunun yapımı da aslında çok basit arkadaşlar. 2'li trabzan ve tekli trabzandan oluşuyor. İpimi, düğümümü attım. Ve şöyle şuradan başlıyorum. Yine ilk trabzanın tepesine batırıyorum. İpimi sabitledim. 3 zincir çekerek başlıyorum. Bakın ilk trabzanım, ikinci trabzana batırdım. İkili trabzan. İkili trabzanlarımın sayısı her defasında aynı olacak. Kaç tane ile başladıysak bitişte de ikili trabzanlarımız sırası aynı olacak. Fakat tekli trabzanlarım her defasında artacak. Çünkü tam ortada arttırma yapıyoruz. Bu şekilde sonlara doğru da kafanız karışmaz. İkili trabzanların sayısı aynı olduğunda yanlış mı yapıyorum demezsiniz. Böyle devam ediyorum. Hemen bakın tekli trabzanımın geldiği nokta zaten belli oluyor. O yüzden hiç saymıyorum. Ama kafanız karışırsa ikili trabzanlarınızı sayarak da devam edebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Son 2. Evet, bakın tekli trabzanıma geldim. Hemen ilk tekli trabzanın tepesine battım. Tekli trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle tam ortaya tek zincir çektiğimiz bölüme kadar şöyle tek tek batırıp tekli trabzanlarımı yapıyorum. Son bir tane. Başını doladım. Bakın. Tek zincir çektiğimiz bölüm. Burayı yine arttırmamı yapıyorum. 2 tane tekli trabzan. 1 zincir. Tekrar aynı yere batırıyorum. Ve 2 tane tekli trabzan. Daha sonra yine kaç tane varmış burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Bu şekilde yine tek tek batarak devam ediyorum tekli trabzanlara. Evet. Bakın ikili trabzanıma geldim. Şöyle de göstermek istiyorum. İkili trabzanlara geldiğimizde yine sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. En son trabzan tepesine battım. İkili trabzanımı yaptım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Her renkten 2 sıra yapacağız arkadaşlar. Bu sıradan sonra. O şu ilk başladığımızı saymıyorum. Bundan sonra hep 2 sıra dolaşacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Başını doluyorum. Şöyle hemen dibine değil de karşıdakine batıp ikili trabzan yapıyorum. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar ikili trabzanlarımızın tepelerine ikili trabzan yapıyorum. Tekli trabzanların tepelerine de tekli trabzan yaparak bir de dönüşümüzde köşemizi yaptığımızda model ortaya çıkıyor. İnanın bu kadar kolay. Çok tüm sıraları da göstermek istemiyorum. Video uzayacak çünkü. Göstermeme de zaten gerek yok. Çünkü tüm sıralar aynı şekilde ilerliyor. İkili trabzanların tepelerine ikili trabzan, tekli trabzanların tepelerine ise tekli trabzan şeklinde tüm sıraları ilerliyoruz. Evet. Zaten dediğim gibi eğer kafanız karışırsa ikili trabzanlarınızı sayın. Her sırada ikili trabzan sıramız aynı sayıda olmak zorunda.
Tek litre abzanlar zaten. Şöyle bakalım. Evet, sonunda 2 litre abzan ve tek litre abzanlara geçiyorum. Bakın. Şöyle yine ortayı da göstermek istiyorum. Bu şekilde tüm sıralar bu şekilde ilerleyecek. Evet, şöyle tam ortaya, yani tek zincir çektiğimiz bölüme gelesiye kadar tek litre abzanlarımı yapıyorum. Başını doladım. Bakın, tekli zincir trabzan demişim. Tek zincir çektiğimiz yere 2 tane tekli trabzan, bir zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp 2 tane tekli trabzan. Daha sonra yine tek tek batırıp tekli trabzanlarımın tepelerine tekli trabzan yapıyorum. Burada tekli trabzanlarım her sırada 2 bir taraftan, yani 2 buradan 2 de buradan artmış oluyor. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Sonuncuyu da yaptım. Bakın, burada zaten belli 2 litre abzana geçiyorum. Şöyle bakın. Daha sonra sıra sonuna kadar yine 2 litre abzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sonuncu trabzanımı da batıp 2 litre abzanımı yapıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şöyle de göstermek istiyorum sizlere. Şu şekli alacak. Formu bu şekilde olacak. Hemen lacivert ipimi aldım. Tabii ki aynı renklerde yapmak zorunda değilsiniz. Farklı renklerde de yapabilirsiniz. Yine şöyle buradan başlıyorum. İlk trabzanın tepesine battım. 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Hemen önümdekine batıyorum. Ve yine aynı şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde tekli trabzanlara gelene kadar devam edelim. Evet, bakın. Tekli trabzanlarımın olduğu yere geldim. Tekli trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Tam bir zincirlik bölüme gelene kadar, bir zincir çektiğimiz bölüme gelene kadar, yani ben oraya köşe diyorum. Sonuncuya battım. Bakın, yine bir zincir çektiğimiz bölüm burası. 2 tane tekli trabzan, bir zincir, tekrar aynı bölüme batarak 2 tane tekli trabzan ve yine aynı şekilde devam ediyoruz. Başka hiçbir işlem yok. Bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü göstereceğim başka hiçbir şey yok. 2 litre abzanlara 2 litre abzan, tekli trabzanların tepelerine tekli trabzan şeklinde tüm sıraları bu şekilde tamamlayacağız. Şu köşede sadece gösterdiğim gibi arttırmamızı yapacağız ve bluzumuzun üst bölümü hazır. Pardon, buraya 2 litre abzan olacaktı. Evet, bu şekilde de yine her renkten dediğim gibi 2 sıra öreceğiz. Yani bu sırayı da bitirdiğimizde dönüp yine lacivertle devam edeceğiz. Daha sonra ipimizi kesip diğer renklerle başlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar, ben toplamda 5 sıra öreceğim. Yani şu ortayı da sayıyorum. 3. sıradayız. 2 renk daha öreceğim. Yani toplamda 5 renk olacak. Hemen tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıralarımı bitirdim. En son beyazla bitirdim. Bu şekilde başta dediğim gibi bu bluzun üst bölümünü, yani kap diyelim buna, tamamen size kalmış kaç sıra öreceğiniz. Daha küçük yapabilirsiniz, daha büyük, daha uzun. İlk başta dediğim gibi 22 zincirle başladım.
Ama sizler daha küçük olsun istiyorsanız 19'da başlayabilirsiniz veya bu sıralamayı daha büyük yapabilirsiniz. Ben hemen bunun ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle size fikir olsun diye. Şöyle enden ölçtüğümde şöyle şuradan ölçelim. Şu 18 santim geliyor. Ve boydan ölçtüğümde şöyle yanlış ölçü vermek istemiyorum. 16,5 diyelim. 16,5 17 hatta. 17 santimde boyu geliyor arkadaşlar. Bu şekilde örüldüğünde. Bazı arkadaşlar diyor ki biz ördük ama küçük oldu veya büyük oldu. Arkadaşlar normalde zaten 3,5 numarayla örülmesi gerekiyor. Ama ben 2,5'la örüyorum. Çünkü elim benim bol. Dediğim gibi siz de 2,5'la örerseniz bir de eliniz sıkıysa şöyle minnacık bir şey olur. O yüzden eliniz çok önemli. Ben ne kadar bununla ördüm desem de sizin ayarınız farklı olabilir. Lacivert ipimi aldım. Kenar çerçevesini yapmak için şöyle şuradan başlayalım. Bakın. İlk trabzandan yine başlıyorum. Yine 3 zincirle yükseliyorum. Evet. Bakın burada artık aralara çalışacağız. Başında oluyorum. Hemen trabzan sayıyorum şöyle. 1, 2, 3. 3'ün arasına battım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya hiç zincir çekmiyorum. Başında oluyorum. Hemen tekrar sayıyorum. 1, 2, 3. 3'ün arasına battım. 3 tane ikili trabzan. Başını doladım. 1, 2, 3. 3'ün arasına battım. 3 tane ikili trabzan. Başını doladım. 1, 2, 3. 3'üncünün arasına batıyorum. Aynı araya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tam tepe noktasına gelesiye kadar, şuraya gelene kadar devam edelim. Tam şöyle ortaya tek zincir çektiğimiz bölüme geldik. Sonda bakın 2 tane kaldı. Hiç önemli değil. Başını doluyorum. Tek zincir çektiğim bölüme batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya köşe yapmıyorum. Sadece 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada bakın 2 taneydi. Burada yine 2 tane bırakıyorum ki aynı hizada olsun. Şöyle 1, 2, ikincinin arasına batıyorum. İki taraf aynı olsun diye. Çok önemli değil. Sonda ve başta kalanlar. Ve yine bu sıradan sonra yine aynı şekilde 1, 2, 3, üçüncünün arasına batarak devam ediyorum. Aynı araya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden 1, 2, 3, 3'ün arasına battım. 3 tane ikili trabzan ve sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle göstermek istiyorum. Sıramın sonuna geldim. Başını doladım. Bakın 1, 2, 3, 4'üncünün tepesine batırıyorum. Arada buralarda kaç tane kaldığı çok önemli değil. Onu da baştan söyleyeyim. Sonuncuya ikili trabzanımı yaptım. Şimdi normalde buraya dönüp her ikili trabzanın arasına birer sık iğne yapacağım. Ama şöyle ben önceden bir tane daha örmüştüm. Bakın bunu da aynı şekilde ördüm. Sık iğneyle altından devam ettim. Şimdi burada hemen geçmeden önce şöyle bir birleştirme yapmak istiyorum. Tam şöyle köşe kısmında ilmeğimi geçireceğim. Şöyle geçirdim. Bir zincir çektikten sonra şöyle bakın yatık trabzanlara 2 tane sık iğne. Diğer trabzana geçtim.
2 sık iğne. Diğerine geçiyorum. 2 sık iğne. Tüm yatık trabzanlara aralarına batarak 2'şer sık iğne yapıyorum. Bu bölümü de bu şekilde devam edeceğim. Evet. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın şurada bir birleştirme sağlamış olduk. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstermek istiyorum. Çok şık, çok güzel oluyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar ben sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın artık ipleri de arada yürütüyorum. Son yatık trabzana da 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şurada çektiğimiz zincirin dibine şöyle batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir ipimi kesiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şu şekilde birleştirmemizi de yapmış olduk. Şimdi hemen şöyle bağcık bölümlerini de hızlıca göstermek istiyorum. Aslında burayı göstermem bile gerek yok. Sizler zaten biliyorsunuzdur. Bakın şöyle de hemen tepe noktasında tam ortaya batırdım. Ve istediğiniz uzunlukta zincir çekiyorsunuz. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle istediğiniz uzunluğa gelesiye kadar zincirimizi çekelim. Evet arkadaşlar ben birazcık uzun çektim. Şöyle 75 tane çektim arkadaşlar. Siz kendiniz onu ayarlarsınız. Hemen önümdeki zincire batıp sık iğne yapıyorum. Bunu yapmayı da bilirsiniz. Sadece zincir çekip bırakabilirsiniz. Ama şöyle çok zincir hoşuma gitmedi. O yüzden şöyle bir geriye de dönelim isterseniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm zincirlere tek tek batıp sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna geldim. Son zincire de battıktan sonra ilk battığım yere battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir ipimi kesiyorum ve askı bölümümü de bitirmiş oluyorum. Birazdan iplerimi saklayacağım. Daha da hoş görünecek. Evet bu şekilde arkadaşlar. Diğerine de yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben askılarımı bitirdim. Dediğim gibi ben 75 zincir çektim. Ama sizler uzunluğunu kendinize göre ayarlayın. Şimdi örgü işimiz bitti. Ve son olarak dikiş işlemimiz kaldı. Burada dediğim gibi 6 tane motifim var. Ama sizlere dar gelirse 6 motif değil 8 motif de yapabilirsiniz. Yine kendi ölçülerinize göre. Ben şöyle 6 motif olduğu için şöyle ortaya 4 taneyi getirmek istiyorum. Ve 2 2 birleştirmek istiyorum. Şöyle birer tane de yanlarda kalacak. Şöyle ilk bakın birinci değil ikinci motifi şöyle getirmek istiyorum. Şuradan tam uç kısmından başlayarak iğnemi ipimi de geçirmiştim. Şöyle tam ip koyu olduğu için belli olmayabilir. Ama yine de şöyle göstermek istiyorum. Evet şöyle ipimi uzun bırakıyorum. Daha sonra dönüp orayı da gizleyeceğim saklayarak. Şöyle zaten çoğumuz biliyoruz bu dikişi ama yine de şöyle göstermek istedim. Video yarım kalmaması için şunu da göstermediniz dememeniz için şunu da göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde tam net nasıl görünür diye bakın. 2 tane 1 tane denk geliyor. Şöyle de göstereyim. Bakın 2 tane bir bluzun üstünü dikeceğim. Şu şekilde tek ilmeklere batarak dikmeye başlıyorum. Tek tek ilmekleri batıyorum. Bir buradan bir karşıdan. Ekrana da bakıyorum görünüyor mu diye. Bu şekilde dikmeye başlıyorum.
Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde dikiş işlemimi yaptım. Şöyle şuraya gelene kadar devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın iki taneyi denk getirdim. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğim. Bakın yine şöyle açıyorum. Tam ikisine denk gelecek şekilde dikmeye devam ediyorum. Başka bir işlem yok burada. Yine şöyle sıra sonuna kadar dikmeye devam edeceğim. Birer ilmek karşıdan ve motiflerden alarak sıra sonuna kadar bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, benim dikiş işlemim bitti. Şöyle şu ön bölümü de istediğiniz kadar birleştirip dikebiliyorsunuz. Ben şöyle yine baştan başlayarak dikmeye başlıyorum. Yine şöyle uzun bırakıyorum buraya. Geri döndüğümde iğnemi buraya takıp ipimi saklayabileyim diye. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelesiye kadar yine dikişimi yapıyorum. Siz burayı ne kadar kapatmak isterseniz. Tam sonuna kadar göstermeyeceğim. Video çok uzamasın. Daha sonra da şöyle istedi. Ben buna 130 tane zincir çektim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şuradaki boşluklara şunları geçirip arkadan bağlayabilelim. Bu şekilde birleştirirsek, dikerek birleştirirsek rahat giyip çıkarılmaz diye düşünüyorum. O yüzden arkaya şöyle bir bağ yapalım dedim. Bağ yapılınca daha rahat ve daha sadece 36 bedendi, 38-40 bedene kadar olur diye düşünüyorum. Ben hemen şuradaki dikişimi bitiriyorum. Hemen bağcığımı da takıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle 1-2-3 tanesini kapatmış bulunuyorum. Sizler kendinize göre burayı ayarlayabilirsiniz. İster 2 tane ister 3 tane. Hemen arkasını da göstermek istiyorum. Bakın şöyle ayakkabı bağlar gibi bir oradan bir buradan geçirerek arkamızdaki bağı da yapmış olduk. Şöyle göstermek istiyorum net bir şekilde. Ben yalnız 130 tane zincir çekmiştim. Sizler daha fazla çekin. Daha rahat kullanım amaçlı olarak en az bir 200 tane çekin bence. Daha rahat bir şekilde açıp kapanabilir o şekilde. Bu şekilde biraz zor kullanırsınız. Ben biraz kısa kesmişim. Evet arkadaşlar, bluzumuzu bitirdik bu kadar kolay. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan da memnun kalmışsınızdır diyorum. Ve bugünlük de bir videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.